patlamanın olduğu binanın içinden Demirören Haber Ajansı'nın geçtiği görüntüleri hemen ekranlarınıza getirelim. İşte patlamanın şiddetini aslında bu görüntüler bir kez daha ortaya koyuyor diyebiliriz. Sanki bir deprem olmuş gibi büyük bir sarsıntıyla Üsküdar ilçesi sallandı. Bir apartmanda az önce de Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de aktardığı gibi şu anki bilgiler tabii ilerleyen dakikalarda daha netlik kazanacak araştırmalar yapıldığı sürece. Fakat doğal gaz sıkışması sebebiyle patlamanın yaşandığı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de aktardığı gibi bu binaya ait daha önce bir teknik sorun bilgisi geçilmediği bina sakinleri tarafından da netlik var. İktaş ekipleri hem bu binanın doğal gaz ve elektrik sistemini hem de çevredeki binaların sonlandırdılar. Oluşabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı tüm önlemler alındı. İşte o binanın hem dışarıdan görüntüsünü görüyorsunuz hem de içeriden görüntüsünü. Çok şiddetli bir patlamadan söz etmek mümkün aslında. Binanın kolonlarının yerinde durduğunu ama dairenin içinin enkaz görüntülerini aratmadığını da görmek mümkün aslında. Samet Güner bize aktaracak bilgileri bölgeden. Samet, sana bırakalım sözü. Nedir senin elindeki son bilgiler? Bir kişinin durumunun ağır olduğu, o da patlamanın şiddetiyle dördüncü kattan aşağıya düştüğünü ve kırıklar olduğunu söyledi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen. Senin elinde farklı bilgiler var mı? Nedir? Göksu, senin dediğin gibi aslında bilgiler çok taze. Gelen hemen bilgileri ekrana yansıtıyoruz. Hatta Üsküdar Belediye Başkanı biraz önce bilgiyi verdi. Burada da iddialar vardı. Bölgede insanlar söylüyorlardı, vatandaşlar. Burada biri yukarıdan düştü mü diye. Bu bilgiler aslında benzeri bilgiler dönüyor. Patlamanın etkisiyle birlikte duvar yıkıldı. Dördüncü katta, dört katlı binanın dördüncü katında diyebiliriz. Patlamanın etkisiyle bir kişi aşağıya düştü. Binada bulunan, dairede bulunan bir kişi. Onun daha ağır yaralı olduğu bilgisi geliyor. Belediye başkanı da biraz önce CNN Türk ekranlarında bizlere aktarmıştı. O kişi hastaneye kaldırıldı. Dördüncü kattan düştü ama toprak zemine düştüğü bilgisi var bizim elimizde. Belediye başkanı bu bilgiyi biraz önce ekranda da aktardı. O kişinin kırıklarının olduğu bilgisi var. Hastaneye götürüldü. Hemen buradaki itfaiye ekipleri, özür dilerim, buradaki sağlık ekipleri tarafından hızla ambulansla hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri ve İGDAŞ ekipleri bölgede an itibariyle inceleme yapıyorlar. Çünkü doğal gaz patlaması olduğu düşünülüyor. Tabii ki netleştikten sonra bu belli olacak ama ilk incelemelere göre doğal gaz patlaması olduğu düşünülüyor. Ve o yönde bir belirtme var burada. Patlamanın nedeninin doğal gaz olduğu düşünülüyor. Bunu aktarayım sizlere. Tabii ki herkes etrafta çok panik oldular. Oldukça şiddetli bir patlama. Yani biraz önce belediye başkanı da söyledi. Biz belediye binasından çok net duyduk dedi. Etrafta uzaktan gelen insanlar var. Nerede oturduğu sorulduğumuzda işte diyor ben 1 kilometrede, 2 kilometre uzakta oturuyorum diyenler var. Bir bomba olduğunu düşünmüşler. Oldukça şiddetli olduğunu düşünmüşler. Hatta 1-2 kilometre uzaktan gelenler patlamanın bulunduğumuz noktada olduğunu düşündük. O kadar şiddetli duyduk diyorlar patlama sesini. Patlamanın hemen ardından dakikalardır ekrana götürüyoruz. Dairenin duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılmasıyla birlikte buradaki parçalar, duvar parçaları etrafa saçıldılar. İddiaya göre tabii ki bu söyleniyor. Net bir bilgi değil. Her şey netleştikçe orada ortaya çıkacak. İki kişinin dairede oturan iki kişi olduğunu, yaralanan diğer iki kişinin ise yoldan, binanın yakınından geçen kişiler olduğu bilgisi şu an elimizde olan bilgi. Tabii ki ilerleyen dakikalarda daha da netleşecek. An itibariyle gelen bilgi böyle yoldan geçen iki kişinin de üzerine gelen duvar parçalarıyla yaralandığı bilgisi var. Bir kişinin ise dairede olan bir kişinin patlamanın etkisiyle patlamayla binadan savrularak, binadan düşerek yere düştüğü bilgisi var. Sen de aktarmıştın Göksu. O bilgiyle o düşen kişinin durumunun daha ağır olduğu bilgisi var. Kırıkları olduğu söyleniyor gelen bilgilere göre ama etraftakilerin konuşabildiğini, bilincinin açık olduğunu söylediler. Tabii ki şokun etkisiyle çok düzgün cümleler kuramadığında bize belirttiler. O binadan düşen bir vatandaşın, binada oturan vatandaşın. İlk bilgiler böyle. Patlamanın oldukça şiddetli olduğunu tekrar sizlere hatırlatmak istiyorum. Yaralılardan biri patlamanın etkisiyle binadan düşen bir vatandaş, binada oturan bir kişiydi. Bu bilgiyi aktarabiliriz.
Doğalgaz nedeniyle bu patlamanın olduğu düşünülüyor. İlk gözlemlerde bu bilgi paylaşıldı. Tabii ki ilerleyen dakikalarda bu bilgiler daha da netleşecek. Şunu da belirtelim, bina boşaltıldı, daha önce de belirtmiştik ama bina ile birlikte o sokakta, o çevrede bulunan diğer binalarda her ihtimale karşı boşaltıldı. Çünkü zemininde patlamanın olduğu binada bir risk oluşturur mu çökme riski? Etraflardaki yakındaki binalarda risk oluşturur mu? O yüzden binalar boşaltıldı. Belediye başkanı da ekranda biraz önce dile getirmişti bunu. Şunu söylemek istiyorum, tabii ki ekranlara geliyor, herkes görüyor. Yakın binalar bunlar. Burası oldukça bitişik nizam binaların bulunduğu, dar sokakların olduğu bir lokasyon. Çok şiddetli bir patlama oldu burada. 2 kilometre uzaktan gelen vatandaşlar bile o kadar şiddetliydi ki sanki yanımızda patlama oldu dediler. Dolayısıyla bu şiddetli patlamanın diğer binalara da zarar verebileceği düşünülerek, tahmin edilerek o binalarda boşaltıldı. Burada an itibariyle doğalgaz patlaması olabileceğini düşünerek İktaş ekipleri, itfaiye ekipleri incelemeler yapıyorlar. İncelemeler devam ediyor bu noktada. 4 yaralı vardı bilgisini aktarmıştık. An itibariyle can kaybı yok bilgisi geldi bizlere. Umarız da ilerleyen dakikalarda öyle bir ihtimal söz konusu dahi olmaz. 4 yaralıdan biri, tekrar ediyorum, binada patlamanın olmasıyla birlikte patlamanın olduğu daireden savrularak dışarıya yere zemine düştü. Düştüğü zemin toprak bir nokta olduğu söylendi bize. Beton zemine düşmemiş. Kırıklarının olduğu bilgisi geldi. Şuurunun yerinde olduğu bilgisini bize burada etraftakiler aktardılar. Biraz önce Üsküdar Belediye Başkanı da aktardı. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Son bir notla bırakacağım size, sana sözü Göksu. Patlamanın doğalgaz olduğu tahmin ediliyor. Bu doğalgaz olma ihtimali üzerinde duruluyor. İktaş ekipleri burada, itfaiye ekipleri burada incelemeler yapıyorlar. Gelişme oldukça, patlamanın tam net nedeni belli oldukça biz de buradayız. Aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Göksu, sözü sana bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz Samet Güner'e. Üsküdar'daki patlamaya ilişkin ayrıntıları takip edeceğiz. Binanın hem içinden hem de dışından görüntüleri sizler de görüyorsunuz. Şu an için 4 kişinin yaralı olduğu, 2 kişinin o binada, o katta yaşayanlar olduğu, 2 kişinin ise yoldan geçenler olduğunu, 1 kişinin patlamanın şiddetiyle 4. kattan aşağıya düştüğü ve vücudunda kırıkları olduğu, 2 kişinin de binadan gelen parçalarla düşen duvar parçalarıyla hafif şekilde yaralandı, ayakta tedavi gördükleri, o binadan aşağıya düşen bir kişinin ise sağlık durumunun ağır olduğu ve ilerleyen dakikalarda da sağlık durumuyla ilgili netlik geldikçe aktaracağız. Şimdi bu saat dilimini noktalayalım. Saat başında tüm gelişmelerle karşınızda olacağız.